Herkese iyi geceler. Yine bir dümen videosuyla karşınızdayım. Bunların bitmiyor ya. Bunların ne cinleri bitiyor, ne cadıları bitiyor, ne şeyleri bitiyor. Bunların hiçbir şeyi bitmiyor. Yine bir paranoyak dümeni. Neymiş? Lanetli Fabio kadar paranormal olaylar. Aslında fabrika evet. Yani. Cin fabrikanız olduğu kesin. Herhalde bu arası da yine size ait bir fabrika. Cinler zaten sıraya girmiş. Sizden işaret bekliyor. İpucu bekliyor. İşte nereden hareket yapayım diye. Yalanlar, dolanlar, trepatlar bitmiyor. İşte bunların bitmez ya bunlar. İnsanlar bunlara dur, yalan söylüyorsun. Varlıklar hakkında bu şekilde, şu şekilde olmaz, bilgin yok demiyor. Anca izliyorlar, abi harikasınız, abi süpersiniz, abi çok güzel, abi başınıza bir şey gelmesin ya arkadaş. Bu kadar olay yaşayacağım, başına bir şey gelmeyecek. İmkansız. Yani imkansız ötesi bir şey yani. İstesen de istemesen de yaşarsın. Ama ne hikmetse yaşamıyorsun. Yaşamıyorsun yani. Ben diyorum yalan, dolan, inanmayın. Bunların bazıları çakma hesap açıyorlar. Çakma hesaptan işte sana ne, sen de gitsene. Madem o kadar biliyorsan sen de git ya kardeşim. Zaten eğer para kazanmak istiyorsan alacaksın eline kameranı. Telefonun da olur. Gideceksin bir ormana. Belgrad Ormanı'na gitsen bile yeter. Gideceksin abi. İki tane de yanına arkadaşını alacaksın. Kamerayla çekerken ona diyeceksin sen oradan at. Ötekine diyeceksin sen aşağıdan at. Bir şeyler at. Ses yap. İzlersiniz, beğenirsiniz bir de. Dersiniz ki ooo ne olay be. Oradan buradan ses geldi, taş geldi, bu geldi, şu geldi. İnanırsınız. İnsanları en güzel kandırmanın yöntemi bu zaten. İnsanları çok güzel bir şekilde kandırabiliyorlar yani. Yeter ki bir çıtırdı gelsin. Gidin Belgrad Ormanı'na, yemin ediyorum işte burası bilmem ne köyünün bilmem ne ormanı değil mi? İnsanları yemin ediyorum yer ya. Yani şöyle izlediği sürece yer. Yalanlar dolanıyor. Neyse bakalım ya. 70 ses, 70 ses. Kardeşim bomboş yerdesin. Harabe bir yer. Ve ses gelecek tabi. Hayret bir şey. Ya boş bir yere gittiğin zaman illaki ses gelir ki. Cinlerin işi gücü yok, sizinle dalga geçecek. Zaten yakında herhalde oturup bir piştim işte oynarsınız siz bu varlıklarla. Diye düşünüyorum yani. Bu kadar çünkü tecrübeli olduğunuz için. Saattir. Oğlum ondan sonra bana kızıyorsunuz yorumlarda. Yok diyorsun dümen sen sana ne senin ilgilen diyor. Şimdi adam 14.30'da eğer burada bir şey varsa bize kendini göster. Bir işaret ver. Şimdi bu tarz bir varlığa bu şekilde seslenebilir misin? Ben soruyorum mesela. Ya bu tarz varlıklara bu şekilde seslenebilir misiniz ya? Yok burada bir şey yok. Yani sen dümdüz yolda yürü, burada bir şey varsa bize işaret ver. Ya bunu anlamayacak kadar da yani herhalde şey olamazsınız ya. Ya bunun dümen olduğunu anlamamak için insan gerçekten hani gözü kapalı olması lazım ya. Cinlerin işi gücü bitti, senin Türkçe konuşmalarına yurt dışında Türkçe konuşmalarına karşılık verecek. Ondan sonra diyorlar ki vay efendim işte adamlar dümenci değil, şu değil. Ben bunların en güzel dümenlerini ortaya çıkardım. Bunların bazı videolarında kamera arkasında konuşmaları var. Atayım mı, atmayayım mı, şey yapayım mı diye. İşte düzgün izleseniz her türlü çıkacak da düzgün izlemiyorsunuz. Düzgün izlemediğiniz için de maalesef anlayamıyorsunuz. Zaten şu varlıklarla ilgili bilgili insanlar şunların yaptığı hiçbir videoya inanmaz. Hiçbir videoya inanmaz. Yani şunların yaptığı hiçbir videoya inanmaz kardeşim.
Eğer ki bu varlıklarla ilgili bilgili insanlar varsa. Ama yoksa of oradan ses geldi. Abi o ne aksiyon. İşte cinler oradan şunu yaptı. Buradan bunu yaptı. İnanmayın kardeşim. Bunların hepsi yalan dolan ya. Bunların hepsi yalan dolan. Anlatmaya çalışıyoruz ama anlamıyorlar. İnsanlar anlamıyor ya da anlamak istemiyorlar. Hiçbir yaptıkları videonun kesinlikle ve kesinlikle gerçeklik payı yoktur. Zaten bu tarz varlıklarla ilgili bu kadar rahat olamaz. Bir yere gidip de bu kadar rahat, bu kadar geniş, bu kadar soğukkanlı davranamaz. Seslenemezsin. Zaten seslenme yöntemin de yok. Önce işte bu da var mı? Bir şey var mı? Şu var mı? Bu var mı? Başka bir şey yok. Ne hikmetse her videonda Türkçe sesleniyorsun ya. Her videonda Türkçe seslenebiliyorsun yani bu varlıklara. Nasıl sesleniyor abi Türkçe? Neye göre sesleniyorsun? Ben çok merak ediyorum ya. Neye göre sesleniyorsun? Tamam bunlara sesleniyorsun da neye göre sesleniyorsun şimdi? Şimdi şu nasıl bir şey? İşte burada bizi izleyen bir varlık var mı? Bize bir şey ver. İşaret ver. Yani 2000'den arkadaşına sesleniyorsun işte. Sesleniyorsun. Yani 2000'den arkadaşına sesleniyorsun ya. Bu kadar basit. Kardeşim hiçbir cin öyle ses yapmakla şey yapmakla insanların karşısına çıkmaz. Kimse kusura bakmasın. Bunların takipçilerinin de zoruna gidiyorsa izleme kardeşim o zaman. İzlemeyeceksin. İşine gelmiyorsa izlemeyeceksin. Yalanlara inanmaya devam edeceksin. Bu kadar basit. Bu zor bir şey değil. Yani. Zaten kaptırmışsınız kendinizi böyle dümencilere. Kaptırmışsınız işte. Şey yapıyorsunuz. Bunların gittiği yoldan gidiyorsunuz. Şu inanılacak gibi bir şey değil ki açın bakın ya. Vallahi değil, billahi değil. Değil yani. Videonun bir yerinde işte ses efekti koyuyor. İşte niye ses efekti koyuyor? Ben bunu anlayamıyorum zaten. Bir video çekiyorsun abi. Paranormal olay hesabı. Güzel maşallah. Ondan sonra tutuyorsun. Videonun ortasına eve geliyorsun. Montajı da ses yüklüyorsun. Müzik sesi. Niye? Ne konuşuyorsunuz da orada? Müzik sesi yüklüyorsun. Niye yüklüyorsun yani? Madem bir inceleme yapıyorsun. Yapmayacaksın kardeşim. Müzik sesi koymayacaksın. Kaydı kesmeyeceksin. Kayıtla oynamayacaksın. Çektiğin gibi al diyeceksin, izleyin. Bir de adam diyor ki bir kapıyı gösteriyor karşıda işte sanki oradan bir şey gelecek gibi hissediyorum diyor. Ve bir dakika sonra oradan bir tane taş geliyor. Bu kameramana çarpıyor. O neydi, bu neydi? Oğlum işte işaret verdin, adam da attı. Adam attı. Bak şimdi dümene bak. 24.07. Bak kardeşim açın. Burada saklanan arkadaşı zaten belli. Bak. Bundan sonra diyorsunuz ki işte yalan olur. Ya oğlum bunun cin olmasına imkan yok. Bak 24.10'u açın. Işık tuttuğu yere bakın. Kara bir tane çarşaf giydirmişler. Orada duruyor. O cin olamaz. Onun cinle hiçbir alakası yok. O sizin arkadaşınız kardeşim. Cin de sana öyle oranı buranı sahip, kolunu bacağını göstermez. Cin sana görüneceği zaman ortaya çıkar, görünür ve o zaman da dilin tutulur, konuşamazsın. Hareket de edemezsin. Karşı kapıda koymuşlar adamı oraya. Açın kardeşim 24.10 lanetli fabrikada paranormal olay, paranoyak sana. Açın izleyin.
koymuşlar adam oraya. Adam orada saklamış. Bir de biraz gizem olsun diye adamın şuradan gerisini göstermişler. Cin. Cin işi gücü bitti, oradan sana taş atacak. Cin işi gücü bitti, oradan sana şey atacak. İnanmayın kardeşim, bak bunlara artık prim vermeyin. Hepsi dümen, bak orada duruyor. Cin işi gücü bitti, sana sadece şu tarafı gösterecek, orada duracak. Ya biraz kitap açın, kitap okuyun, varlıklarla ilgili bilgiler edinin. İmkanı yok, şunun imkanı yok. Bazı Anadolu köylerinde mesela böyle varlık gördüğü zaman insanlar bir şeye rast gelmek diye tabirlendirir ve kalıcı bir hasar bırakır o insanda. Ya konuşmasında bir tutukluluk olur, ya davranışlarında bir tutukluluk olur, ama ne hikmetse bunlar her gittiği videoda görüyorlar, ama ertesi gün yine insanların karşısına sapasağlam çıkıyorlar. Yalan kardeşim. İnanmıyor. Bunlara siz inandığınız sürece bunlar durmaz. Ben şunu. Her videonda cin göreceksin ama insanların karşısına sapasağlam çıkacaksın. Hele bunların bir yancı kanalı var. Paranormal mi? Tam bir düme. Tam bir üç kağıt. Ona da bakacağım. Onu zaten bayağı bir isteyen de var. Ona da bir bakacağım. Ama dediğim gibi 24-15 açın bakın. Kesinlikle orada duran bunların ekibinden birisi. Cinle minle alakası yok. İnanmayın kardeşim. İnanmayın. Giydirmişler adamın kara çarşafı. Sen orada duracaksın. Biz kamerayı çevireceğiz. Seni orada göreceğiz şimdi. Böyle şeylere taviz vermeye şuna bak. Armut gibi orada durmuş cina. Devam edeceğiz bu dümencilere. İnşallah sesimizi duyururuz. Artık bunlara bir dur deriz. Sonuna kadar devam edeceğim. Çakma hesaplarla da yazmayın hemşerim. Çakma hesaplarla yazarsanız size söylüyorum. O çakma hesaplar bir gün döner size çakar. Böyle delikanlı gibi. Orijinal hesaplarınız da gelin bana. Çakma hesaplarla gelmeyin. Ben elimden geldiği kadar yayacağım. Elimden geldiği kadar da sizin dümenlerinizi ortaya çıkartacağım. Herkese hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.